bayağıdır video çekmiyordum. Aslında çekiyordum da sesli video çekmiyordum. Merhaba arkadaşlar, bayağıdır video çekmiyordum. Yani çekmeye fırsatım olmuyor çünkü hastanede çalışıyorum gündüzleri. Akşam mesaiden çıkıyorum, eve geliyorum derken işte hafta sonu bir video çekeyim dedim. Videoda konu olarak ne yapayım diye düşünürken baktım motorum 4083 kilometrede olmuş. Bu 4000 kilometrelik kullanım boyunca yaşadıklarımı anlatmak istedim. Evet, sağımıza solumuza bakalım. Hava da çok güzel bugün. Biraz soğuk ama dünden yağmur yağmıştı. Bugün gayet güneşli. Evet, gelelim 4083 kilometre boyunca neler yaşadım. Aldığım ilk zamanlarda biraz zorlanmıştım işin aslı. İlk vitesli motorum olduğu için işte alkışlarda özellikle çok stop ettirmiştim debriyaja ayarlayamamamdan dolayı. Onun dışında da pek bir sıkıntım olmadı. Şimdi 4000 kilometredeyiz. İlk 500 kilometrede bir bakımını yaptırdım. Daha sonra 1000 kilometrede. Daha sonra 2000 ve 4000 kilometre bakımını yaklaşık 400 kilometre önce yaptırdım. Yani zamanından daha önce yaptırdım. Onlarda da yapılan işlemler işte motor yağı değişti, yağ filtresi temizlendi, lastik havalarına bakıldı, frenlere bakıldı, debriyaja yeri yapıldı, zincirin boşluğu alındı. Onlara da ortalama ödediğim rakamlar 75-80 TL civarında. Yani her bir bakım için ödediğim rakam 70-80 civarında. Yağ olarak serviste Castrol kullanıyorlar. Castrol 1040 kullanıyorlar. Castrol kullandım. Yani gerçekten aslında amacım Motul kullanmak ama çünkü hep Motul övüyorlar. Şimdi motoru garantide olduğu için yarın bir gün sıkıntı olmasın diye evet, nerede kalmıştık? Yağ bakımları Castrol'la yapılıyor serviste. Onun dışında 4000 kilometreye kadar hiçbir sıkıntım olmadı. Frenlerle ilgili ya da lastiklerle ilgili hiçbir sorunum olmadı. Motorun gidişi çekişi gayet güzel. Yakışı da ortalama işte 4-4,5 litre arasında yakıyor şehir içinde. Yakışımız, çekişimiz, gidişimiz gayet güzel. Geçen bakımında yani 3600 kilometrede yaptırmış olduğum bakımda bir stop ayarını yaptıran dedim. Çünkü böyle motoru çalıştırdığım zaman böyle tak tak diye mi bir şeyler vuruyor işte, hani ben pek anlamıyorum olaydan da. Bunu sordum servistekilere. Dediler ki bu stop ayarından kaynaklanıyor. Motor yeni olduğu için, hani alışma evresinde olduğu için stoplara alışıyor falan. Hani yapalım dediler. Stop ayarını yaptık. Sanki onu yapınca motorun çekişi biraz daha iyi oldu gibi. Kalkışı, girişi biraz daha iyi oldu gibi. Soğuk. Soğuk geliyor birazcık. Evet, evet, frenimiz sağlam. Ve şu dikkatimi çekti, stop ayarı yaptıktan sonra, hani daha önceki videolarımda bahsetmiştim, devir böyle 9000'lerden sonra titreşim oluyor diye, yani motorun titreşimi tek silindirli olduğu için, şimdi sanki o daha az oluyor, titreşim azaldı ki stop ayarından sonra. Vitesi bu koyundan sonra egzozdaki patlamalar biraz daha arttı ya, çok hoş oldu. Böyle vitesi küçültünce ya da boyu yüksek tutunca çat pat sesler geliyor, çok hoş oldu. Önündeki motorcumuz sinyali açık unuttu herhalde. Mi yoksa dönecekmiş şimdi? Hangisi sizce? Burayı pas geçtiğine göre dönmeyecek. Gidişini gördünüz. Gidişini çok rahat bir yol okudum. Rüzgar sesi nasıl geliyor bilmiyorum ama kastan bu olayı bana bayağı geliyor rüzgar sesi. Sana nereye gidiyorum?